Verdiği bir ehliyet fotokopisi başına olmadık işler açtı. 2 yıldır hiç tanımadığı bir kişi onun kimlik bilgileriyle alışveriş yaptı. Üzerine hat çıkardı, hatta ağzına diş bile yaptırdı. Tam bir ekran televizyon aldı. Fener'in maçına bakıyorum. İkinci yarı icra gelip televizyonu söküp götürüyor. Zaten Fener beni kahrediyor. Bunlar daha beter kahrediyor. O da yetmez gibi aldığım tüm kargolar bana değil direkt icra dairesine gidiyor. Evet bir şaramıyoruz kardeş. Yemek siparişi versem bile yemeğin icra dairesine gidiyor. Çalan kişi yemiş, içmiş, bir sürü hatalmış. Acısını da ben çekiyorum yani. Kim o? Biziz. Ama kim ne yapıyorsun? Vay sandalye yapmışız. Haberiniz bile yok ha. Evet. Ne yapıyorsunuz burada siz? Haber çekiyoruz bu durumu falan. Haber senin mi? Yok adamların. Ne demek? Yok adamların mı? Sen alayım bunu. Abi ne haberden sonra. Mücadele. Yaz bunu, yaz bunu. Alırsın. Bir şey diyeceğim. Benim oğlum dükkanı var, oraya acı dükkanı. O tıpa ne yapıyor böyle yani? Sen ne diyeceğim, onu alsan, biz haftaya gelsek senden alsak. Sen hepsi de görüyor ha? Tamam bakarız. Şöyle sana versin değil mi? Tamam. Yazsın mı? Tamam, ona gelsin. Kapıyı da alalım. Kefem darınız olsun. Ya da görüşürüz. Az önce gördünüz, icra memuru geliyor, akbaba gibi mallar hazır mı diyor. Onlar da alıştı artık, her hafta buradalar. Artık evin anahtarı onlarda var, görüyorsunuz ya gidiyor. Mahkemeye gittim dava açmak için. Zaten bana dava açılmış, kimliğimi çalan adam bana dava aç. Şu an kendi kimliğimin hırsızı görünüyor. Yani kimliğim çalındığı için 6 ay ben yatacağım. Hiçbir şey kalmayınca eşim de gitti. Buradan sesleniyorum, en azından eşim boşayana kadar getirsin kimliğimi kullanayım kardeş. Kadın kendi yoluna gitti, nişanlandı ama benle evli. Bekleyin lan! Tamam baba bunları ya.